Yani bir şey söyleyeyim, aşırı uygun fiyatlı yalnız şu anda ya. Tüm size böyle göre vardım, oradan video çekip yayınlıyordum ama artık memleketime döndüm, balayından, tatilimden geldim. Ne yapıyoruz bugün? Sonradan Görme serisinin yeni bölümünde ucuz, orta, pahalı 3 farklı satılık ev inceleyeceğiz. Daha önce kiralık evler yapmıştık, araba falan, zaten her şeyi yapıyoruz Sonradan Görme'de. Çok pahalı. En pahalısı da çok pahalı. İstanbul genel olarak pahalı. Memleket çok pahalı hale gelmeye başladı. Metrekare fiyatı 6500 TL'lere gelmiş satılık evlerde. Şaka yapmıyorum. Hollywood'da, Beverly Hills'ta ev al, 8000 TL metrekaresi. İstanbul'da 6500 TL. Bir gariplik var. Bence bunu bir düşünmekte. Hollywood'da ne kadar? Hollywood'da. Nasıl Hollywood'dan ev alınıyor? Hollywood'dan nasıl ev alınıyor? Çabuk. Fayda var. Şimdi neredeyiz? Ucuz evimiz, biliyorsunuz tiny house'lar çok meşhur artık. Karavan alıyor insanlar, tiny house oluyor. Çok uygun çok fiyatlar. Arsaları olmuyor. Genelde kendiniz bir arsa alıyorsunuz. Arsanın imar izni olmasa da tiny house'u pıt diye üstüne atabiliyorsunuz. Ucuz tiny house'ımızdayız. Pendik'teyiz. Tiny house'ları ben bayılıyorum. Karavan ben gibi çok araştırıyorum. Seviyorum. O yüzden anlatacak çok şeyim var. 35 metrekare, 9 metrekarelik asma katı var. Önde işte böyle bir çok güzel değil mi işte? Bence aşırı güzel. Aşırı güzel evde ama ben ölene kadar mesela oturamam böyle bir yerde. Çünkü neden? İki kedi var, bir köpek var, ben var, Batuhan var, yayın var. Mümkün değil yani. Ben sırf şu setup'ı mesela koysam bu house'un içerisine. Ya mesela orası komple şu olur hani. Gaming house dersin yani artık oraya, anladın mı? 4-5 metrekarelik böyle verandamsı bir alanı var. Sıfırdan siz nasıl istiyorsanız 10 günde yapıyorlar. Sonra vinçle alıp götürüp siz işte arsanız neredeyse oraya kuruyorlar. Çok güzel aslında yani, 75 bin TL için güzel. Yani yaşıyorsun, 75 bin TL'ye bir ev satın almaya kalksanız bok mümkün alıyorsun. Değil. Var mı 75 bin liraya? Var da işte, İstanbul'da değil. Biz şimdi baktık, Kütahya'da var mesela 1+1. Burası daha büyük olabilir bu arada. Şu an Kütahya'da baktım 1+1. Çok güzel. Gelin bir mıncıklayalım şunu. Siz bunu 75 bin liraya alıyorsunuz, arsa fiyatları değişiyor. Yani pahalıya da arsa var, işte bilmem neli arsa, manzaralı arsa, işte Kocaeli'nde mi alacaksın, Şile'de mi alacaksın, nerede alacaksın? Arsa 5 bin liraya da arsa var, 5 milyon liraya da var. Şimdi... Ya Harungu! Ya bakın! Tümyat, bir şey soracağım. Tümyat'ı ilk kez duyuyorum. Gerçekten ilk kez duyuyorum Tümyat'ı. Harun çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, mükemmel bir hediye. Mükemmel bir hediye. Kalbine, gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet. İndik. Burası böyle ufak veranda alanımız. Bunlar zaten hep ahşaptan yapılıyor. Bunun içinde yalıtım malzemesi varmış. Bu evlerde en önemli şeylerden bir tanesi rutubet. Rutubet var mı, yok mu? Kenarlardan, özellikle süpürgeliklerden kontrol etmek lazım. Yeni boya yapıldığı zaman mesela rutubet varsa depreme da anlaşılmayabiliyor. Salon alanı. Bu mobilyalarla birlikte geliyor bu arada. Bir tane tuvaleti var. Üstte de şurada bir ufak bir mutfak alanı var. Herhangi bir dolap, saklama alanı, hiçbir şey yok. Gel, dön. Ha, bu kapı. Gibi. Yalıtımsız kapı. E peki şimdi bunda yalıtım var. Ama bir klima. Ha, klima takarsın buna. Nasıl elektrik çekiyorsun. Bunu arsaya koyduğun zaman elektriği, suyu nasıl çekiyorlar arsaya? E abi, arsaya elektriği, suyu nasıl çekiyorsunuz? Ha, müşteri kendisi çekiyor. Bir de düşünmediğimiz bir masrafımız daha varmış. Bunu gidiyorsun hiçliğin ortasına. Şey koyabiliyor araya. Ha, güneş paneli. Abi güneş paneli yetmez ya. Yani şimdi sen bunu aldın. Buna 75 bin lira verdin. 50 bin liraya arsa aldın diyelim. 120. Ben kesinlikle şöyle düşünüyorum. Yazlık bir yer mesela. Şimdi bu aralar özellikle yazlıklar mazlıklar anormal pahalı ya. Böyle çok anormal anormal fiyatlara gidiyor ya. Satın almak istediğinde zaten asla ve asla alamıyorsun. Onu unut. O mümkün değil. Oteller pahalı, aynı şekilde işte bir şeyleri kiraladın ettin falan filan desin, onlar da pahalı. Hani nereler ucuz mesela Airbnb'den falan filan şey yaptığında, kiraladığında, ettiğinde hani gene uygun bir fiyata denk geliyor. Tatil matil yapmak. Vallahi bir dümdüz arsayı alacaksın, yazlık yere bunu atacaksın, bitti gitti. Bitti gitti. Ben hiç izlemedim bunu.
25. Buna minimum bence bir 50-100 arası da işte o hiçliğin ortasında arsaya koyduğunda elektrik çekeceksin, su çekeceksin. Başka ne çekiyorsun? İnternet de çekeceksin. Gel devam. Göründüğünden bir tık daha acaba biz şey mi sordukça daha mı masrafa giriyoruz? 75'ten açtılar kapıyı. Artıyoruz gitgide. Burada bir böyle bir mutfak alanısı var. Ben söyleyeyim sana burası 1.45. Gerçi bu bankolar fix oluyor. Bu 1.60'tır. Burada böyle ufak dolapçıklarımız var. Testere dişlisi bu evi aldığınızda yanında geliyor. Mesela Mehmet gelin bu tuvalet. Evde... Yürüyemez bile. Ölü bir alan. Buraya muhtemelen dolap yaparsın. Ama buraya yapacağın dolap da ya böyle dünyanın en şekilsiz dolabını yapman lazım ya da şuradan başlayan böyle mini minnacık bir dolap olacak. Ya şimdi da, burası tuvalet. Ya bir da bunun altında mesela bir tane sedir gibi, minder gibi bir şey atarsın. Böyle koltuk gibi dümdüz yatan. Şuraya da böyle az sıkılı bir kitaplık, mitaplık falan bir şeyler yaparsın. Ya da mutfak orada mesela baharatları koyacağın bir alan falan yaparsın. Bilemiyorum. Yapılır. Yani zaten tuvaletimiz var. Tiny House'ların zaten yine genel konseptlerinden bir tanesi tuvaletinizi tuvalete yapmıyorsunuz. Her zaman bir tane delik oluyor. Burada deliği şu pozisyonda tuvaletinizi yaptıktan sonra işte şuraya bir düğme koyuyorlar. Şaka bu böyle kendini devir daim yapıyor. Şaka ufak yapıyorum. Bir lavabomuz var. Bu ayna. Bunun arkası dolaptır. Dolapmış. Burada şaka da... yapmıyorum. Bir saniye. Bir dakika. Ne? Şaka yapıyor. Yani. Denk getirmeye çalışıyorsun değil mi? Abi ya hayalin o kadar kötü geldi ki her şey. Her şey o kadar kötü geldi ki bir an öyle düşününce çünkü. Kabus gibi geldi yani hatta. Burada bir tane duş alanımız var ama 1.90 abiler sığamaz buraya. Ben 1.83'üm tam geçiyorum. Yani Tiny House'un olayı birazcık küçük adam Mehmet olacaksın. Basketçiysen Tiny House'da ne işin var? Mehmet gel üst kata. Şimdi üst katta tavan yüksekliği yok. Dur bakayım benim mezirem şuradan olduğu için açısal olarak ölçemiyorum. 1.20 gibi bir tavan yüksekliğimiz var. Buraya bir tane böyle çift kişilik yatak atıyorsunuz. Ve aslında yukarıda sadece bu üst kattaki alanı da uyuma alanı olarak kullanıyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir saçmalık var. Burası zaten tavanı yüksek değil. Buraya koyduğum yatak benim kaç santim bu? 45 santim olsa yatağın üstündeyken kafam tavana değiyor olması lazım otururken yatağın üstünde. Gece kalkarken buna çarparım. Tavan biraz alçak kalmış. Bir şey daha söylemeden edemeyeceğim. Yani benim boyutumda iki insanın yaşayabileceği bir alan. Mesela Bilal ölür. Bilal %100 öldü. Bilal'i ki kim yaşar burada? Mesela Hakkı burada çok iyi yaşar. Burası tam Hakkı'ya göre. Tam. Boyutlar çok okey Hakkı için. Mesela benim için çok okey burası yine. Harun düşün, Harun gene okey. Harun yine okey. Enes yine okey. Çünkü Enes de 1.71, 1.72 falan. Enes'in de boyu öyle. Çağatay'ı düşünüyorum. Çağatay da kısa mıydı lan? Kısa yalnız bu arada dikkatiniz. Bu kısa dediğim herifler 1.70 küsür bu arada. Ben 1.58 boyumla tabii ki de onlara bunu yapıyorum. Batu mesela burada gene yaşayabilir. Batu burada yaşayabilir ama mesela Mehmet mümkün değil. Ölür. Direkt ölür yani. Hadi Bilal gene belki bir ihtimal. Mehmet %100 öldü. Yap şunlar. Yapmayın abi şunları. Kalmadı abi bunun modası. Şu iplik tahta lambalıklar. Her yerde var çünkü. Her yerde olan şey güzel değil. Alanı çok iyi kullanman lazım. Mesela ben olsam buraya böyle bir koltuk koymam. Onun yerine şuranın içerisine böyle gömme kütüphane gibi görünüyor. Buradan kolu indiriyorsun böyle çift kişilik yatak çıkıyor. Ek misafirin varsa kalsın. O şekilde değerlendirmek lazım. Gel bakayım yanında yapım aşamasına bakalım. Bu kaç metreye kadar siz bunu kamyonda taşıyabiliyorsunuz? 12 metreye kadar taşıyabiliyorum. Aa iyiymiş. Peki bir şey diyeceğim. Tavan yüksekliğinde bir limitiniz var mı? Tabii ki 4 metre, 4 metre. Daha yüksek yapamıyor musunuz? Yüksek, tellerden ve köprü viyadüklerden geçmiyor. Şunlar abi MDF mi? Komple ağaç, çam ağacı. Şunlar güzel çammış. Burası daha ben şu şeyi seviyorum. Bu siyah tavanı. Ahşapla bu normal ahşabın uyumunu seviyorum. Böyle hafif kızıllaşan ahşabı da seviyorum. Bunun abi içindeki malzemeyi görebiliyor muyuz? Yani içindeki o yalıtım malzemesi şu mu? Bak içinde bu taş yünü gibi bir malzeme. İzocam mı deniyor abi bunu? Bu hem sıcak tutuyor hem soğuk tutuyor. Isıyı içeride tutmayı sağlıyor değil mi? Gel şimdi yine şu üst taraf yatak alanımız. Yine altta. Ya mesela bak sıfırken bir düşün bakayım nasıl yapardın? Neyi nereye koyardın? Ben olsam mesela mutfağı şöyle yapmam. Daha böyle çekme karavan mantığında böyle hani daha cama yakın dışarıya doğaya böyle hani yarı açık mutfakmış gibi bir ne bileyim mesela atıyorum şuraya koyup şurayı şöyle açarım. Böyle yarı açık yarı kapalı mutfak gibi olabilir. Tabii zaten müşteri kendi seçtiği geldi. İçin. Abi bunu ben merak ettim bu güzel oluyor ya. Bu kaç gün sürüyor abi yapması bunu? 15 gün. Siz güzel iş abi 15 günde tuttuk. 15 günde yapıp karınca gibi ev yapıyorsunuz ediyorlar? Valla ben sevdim bu olayı. O zaman teşekkür ediyoruz size. Biz şimdi gidiyoruz orta eve. Orta ev bildiğin ev şehir içinde. Hadi apartmanda bakalım. Bildiğin ne kadar acaba? Çok heyecanlıyım.
Ne oluyor ya? Nereye geldim ben? Eve gidiyordum. GeForce Now'ı tanıtacağız. GeForce Now sahip olduğunuz bilgisayar oyunlarınızı internetten oynamanızı sağlayan bir oyun servisidir. Herhangi bir... Biz çok konuşuyoruz da bunu okumaya geçsek ya. Şuraya geçip hemen şeye gelsen. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz efendim. Orta fiyatlı evimiz için Bostancı'ya geldik. Şimdi buradaki evimiz 120 metrekare net, 650 bin TL. Bina eski bir bina, 25-30 yıllık bir bina ama içerisi yeni yapılmış. Biliyorsunuz normalde Mayıs-Haziran aylarında ya da Ağustos-Eylül aylarında emlak fiyatları tavan yapar. Ama şu an öyle bir dönemdeyiz ki korona döneminden sonra emlak fiyatları her zaman tavan ve daha da tavan yapmaya devam ediyor. İnsanlar nasıl ev alıyor benim hiçbir fikrim yok. Şimdi evimize 30 ve üzeri bir bina İstanbul'da, özellikle yani Kadıköy tarafında, bir de Bostancı'da. Gerim gerim gerilirim yani, fobim nasıl arttı anlatamam size. 650 bine gel, bir şey soracağım burada, çok merkezi bir yerde aslında. Bostancı iyi bir semt değil mi? Bildiğim kadarıyla Bostancı, işte Kadıköy, Kadıköy tam bu merkezinin olduğu taraflar falan filan, buralar şey değil mi? İyi semtler değil mi? Hadi bakalım. Gireceğiz. Evimizin portföy sahibi emlakçı arkadaşımız Orçun geliyor. Gel abi. Ne haber abi? İyi, sağ ol. Abi bir şey diyeceğim. Orçun hayatta en sevmediğim isim çünkü bana sürekli Orçun diye karıştırıyorlar. Evet, bana da sürekli Orkun diyorlar. Diyorlar mı sana? Tamam, senin de en sevmediğin isim Orkun mu yani? Gerçi kuzenimin ismi Orkun. Orkun'un halinden Orçun anlarmış. Abi şimdi biz Bostancı'dayız. Bu ev 3 yıl önce kaç paraydı? 3 yıl önce yani 400-450 bin lira arasıydı. Şu an 650 bin lira. Komik fiyatlar ya, ya çok yüksek abi. Bir de her gelen de ev almak isteyen de nakit koyuyormuş yani. 100 bin dolarım var diye geliyormuş. Ya dükkana. Biz de açıkçası bu işi yapmamıza rağmen çok şaşırıyoruz. Abi nasıl herkesin bu kadar parası varsa niye insanlar yakınıyor? Biz niye yakınıyoruz dolar yükseldi, enflasyon bilmem ne diye. Ya. Hadi gelin eve bakalım. Yani bu ev 650 bin lira hak ediyor mu? Bir onu görelim. Bence ya çok büyük para abi, 650 bin lira. Şaka gibi. Hadi gel sok abi bizi. Kaçıncı katız? Beşinci kattayız. Çok tamam. Asansörlü binamız. Evet. Aidatımız. Benim annemle babam ilk evlerini 20 bin liraya almışlar. 20 bin lira. Allah çarpsın ki, yemin ediyorum ki. Aldıkları yerde Ankara'nın en merkezi yerlerinden bir de Beştepe'yi bilir misiniz? Beştepe'yi bilirsiniz bu arada. Çünkü Cumhurbaşkanlığı konutu da, sarayı da orada biliyorsunuz ki. Mesela benim, bizim oradaki o evin balkonundan Cumhurbaşkanlığı sarayını falan görüyorsun böyle. Metroya yalan olmasın 2-3 dakika yürüyerek. Üniversitelere yakın. Ki o dönemde de bu arada yani iyi bir semt. Annemle babamın aldığı dönemde de çok iyi bir semt. Şu anda Beştepe'de buyur gel, bak bir şey söyleyeyim. 100 binin altında ev bulun Beştepe'ye, bana da ilanını gönderin. Çenemi kapatacağım. İçi falan güzel olacak ama. 3 artı 1 daha. Aidatımızı tam bilmiyorum ama yani burada 100 liraya geçmez şekilde eski binalarda. Asansör olsa da 100 lira mı? Bu apartman görevlilerine göre değişen bir konu. Eğer apartman görevlisi varsa böyle 200 liralara kadar geliyor. Eğer peyzajı işte havuzu vesairesi varsa 400-450-500 liralara kadar. Ya bana şey de çok enteresan geldi. Yani evin fiyatını etkileyen şeylerden bir tanesi. Mesela bu binanın dış... Şöyle düşün. Annemle babam evleniyor. 2 sene çalışıyorlar. 2 sene de evlerini alıyor. 2 sene değil. Bir buçuk senede evlerini alıyorlar ikisi. Evlendikten sonra. Evlendikten bir buçuk sene sonra biz hemen ev alabiliriz diyen gelir grubu şu anda ne bilmiyorum ben. Böyle işte hani bulunduğum bölgenin iyi bir semtinden 3 artı 1 bir ev alabilirim diyen var mı bilmiyorum. İkisi de öğretmendi ya. O dönem öğretmenler çok iyi maaş almıyorlardı bu arada. İkisi de öğretmendi. İkisi de çok da öyle aman aman maaş almıyorlardı ne annem ne babam. Allah var ama mesela babam da annem de hayatları boyunca ek iş yapmak durumunda kaldılar o dönemlerde. İkisi de. Yetmiyordu çünkü. Yani şöyle yetmiyordu. İşte çocuğun da var. Ne bileyim, çocukları da işte okutuyorsun, ediyorsun. Başka işlerin çıkıyor. Faturaları ödemen gerekiyor. Sürekli olarak ek iş yapıyorlardı. O kadar iyi. Gerçekten bu arada o dönemde öğretmenler hiç iyi kazanmıyordu diyebilirim.
mantolaması yapılmış, dış düzeltmeleri yapılmış ve evin fiyatını 50 bin lira etkiliyormuş bu. Mesela evin içi yapılıysa, yani yenilenmişse evin içerisi 100 bin lira etkiliyormuş direkt fiyatı. Tabii. Mesela ön cepheye bakıyorsa 25 bin lira artıyormuş fiyat, arka cepheye bakıyorsa azalıyormuş. Tabii. Evet, şu anda dünyanın en saçma şeyi oldu. Evin anahtarını kaybettikleri için çilingir geldi. Emlakçıyla ve çilingirle birlikte nerede çilingir abi? Asansörde. Şimdi bu binanın asansörü sağlam bir asansör değil. Belediye gelmiş buraya. Demiş kardeşim bu asansörü düzelttim. Bu asansör böyle kullanılamaz, yasaktır demiş. Şu an kullanıyoruz, düşmedik. Ama düş edebiliriz. Abi kıracağım mı kilidi? Ha, anahtarla mı deniyorsun? Maymuncuk onlar. Kapımızı açtık sonunda. Hırsız gibi ev gezmeye giriyoruz. Ne bu abi, gel. Güzeldi. 120 biraz daha, evet. Değil mi? Küçük canlandı kafamda gibi. Şimdi buzdolabı burada bir kere. Bu demek oluyor ki mutfakta yer yok ki, evet. Dışarı alınmış bu buzdolabı. Ya da buzdolabı standartların biraz daha üstünde hani. Şey olsaydı, atıyorum şu kadar bir buzdolabı olsaydı koyacak yer de yok. Ya normalde şöyledir. Eşyalı mı? Yanında buzdolabı olur. Ama yani. Daha ergonomik olmuş böyle yani. Eşyalı mı? Kolay olmuş. Bence olmamış ya. Bence buzdolabın burada olması lazım. Tamam, bu kadar eşya orada dursa çok çirkin durur. Şimdi geldik salonumuza. Aa, burası gayet güzel bir ev ya. Yani bu 30-33 evet, metrekare falan bu salon. Yeni evlerde genelde bu çapta bir daireyi verdiğiniz zaman böyle 22 ile 25 arasında değişkenlik gösteriyor aldığınız zaman salon. Şurada ufak bir balkonumuz var. Vallahi beğendim ben evi. Yeni binalarda bu metrekareyi bile bulamıyorsun balkonlarda. Abi yeni binalarda şey, Fransız balkon diye bir şey uydurmuşlar. Balkoncuk ve çıkıyorsun şöyle durabiliyorsun. Gerçekten götlerinden uydurmuşlar, çok affedersin ama bu balkonsuzluk olayına ben aşırı sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum çünkü balkon bence dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Balkon mükemmeldir, balkon dediğin şey ya. Tabii içerisine sürekli gece gündüz kuş sıçmadı sürece. O kadar abi balkon. Yani şöyle sallanıp sigara içiyorsun ya belki onun yani. Sebebi işte kolon yerleşimini ona göre seçiyorlar. Hani köşeye koyduğu zaman balkonu ayıramıyor o zaman. Hani salon metrekaresinden kaybetmek ay istemiyorlar. Şimdi bütün duvarları vura vura geziyoruz. Ya. Salonu bitirdik değil mi? Salonda başka var mı? Güzelmiş evleri. Alçıpan görürsen söylerim. Orası alçıpan mesela. Evet. Ama içi dolu alçıpan. Taş yünü koymuşlar bunun yani içine. Tadilat gördüğü için daire. Bak mesela bu doğramalar değişmemiş değil mi abi? Bunlar evet. Eski doğramalar. Evet. Tuvalet güzel bence. Gelin bir mıncıklayalım. Kapı gerçekten 30 yıl önceki kapı duruyor burada. Bir tek şeyin değiştirmişler. Şu kilit sistemini değiştirmişler ama doğramaları falan kapının komple aynı, boyamışlar bir tek üstünü. Gayet güzel bir duş bence burası. Bu evi alan belki şuna böyle bir kapak yaptırabilir görünmesin diyorsa, çamaşır makinesiyle kurutma makinesinin görünmemesi için belki buraya bir dolap kapak bir şey yaptırılabilir. Tamam, burası ya, ebeveyn yatak odası. Evet. Bu dolap maalesef çok alan öldürmüş çünkü evde başka dolap koyabilecek bir yer yok. Bir de şimdi bak şuradan görüyorsunuz. Şu bu kiriş şöyle bir çıkıntı olduğu için şimdi sen bunun önüne dolap koymak istediğinde şu arkadaki alan derinliğini kaybediyorsun maalesef. Maalesef. Ben bu ara çok emlak videosu mu izliyorum? Ben yine Mimar Selim'e bağladım. Ben çok niyetliyim, ev almak istiyorum da param yok. Herkes 1 lira atsa bana bir ev alın be ayrına. Bir yatak odamız daha var. Yine bu dolabı buraya özel kestirmişler. Arkadaşlar. Bunun arkasında da muhtemelen biraz alan. Ya ekonomi harbi kötü, ben size o kadar diyeyim. Gerçekten bu cümlenin üzerine kötü olduğunu düşünüyorum. Daralmış. Bir odamız daha kaldı. Bu mesela bir önceki yatak odasından bir tık daha ferah bir yatak odası bence. Hatta bu ana yatak odasından da daha ya ferah. Çünkü dolap bütün odayı kaplamamış. Yatağın yanları biraz daha rahat. Yani yatağa böyle sıkışa girmiyorsun. Bence o önemli. Peki şimdi ben almak istiyorum. Ya eskiden şunu yapabiliyordun. Atıyorum 600 bin liralık eve insanların da ihtiyacı varsa, senin de 650 bin lira verecek paran yoksa, abim 400 bin liram var. Veriyor musun, vermiyor musun diye pazarlık edebiliyordun. Şu an o yok herhalde. Yani böyle gelen insanlar var ama artık yani gayrimenkul hem sığınma aracı hem de bir yatırım aracı olduğu için, bir de Türk insanı zaten genelde toprak zengindir. Hani bunun kıymetini çok tabii iyi bildiği doğru. İçin artık öyle bir 100 bin lira 200 bin lira bu bremlerde bir pazarlık payınız olması çok zor. Bu arada şey de söylemekte fayda var. Bu evi arabada kiraya verdiğinizde kira geliri 3000 TL. Yani ev kendi parasını 22-23 yılda mı çıkartıyor? Yani genelde 200 ile 250 ay arası daireyi amorti ediyor diyoruz biz. Ev aslında çok yazdıklar kendisini 2 yılda tamamlıyor abi. 2 yıl. 2 yılda verdiğin parayı anında amorti ediyorsun. 2 senede sadece. Hatta doların durumu, işte ne bileyim euronun durumu, bilmem neye göre de çok çok değişiyor. Yani çünkü ben bu aralar şeye çok bakıyorum. Tatil yerlerine, işte bu ne bileyim villa kiralamaydı, oydu buydu falan, anormal araştırıyorum mesela ben de şimdi unutmak belli ki ev araştırıyor. Ben de sürekli olarak yazlık yerlerden mesela villa, kiralık villalara falan bakıyorum ya da satılık villalara bakıyorum fiyatları nedir diye. Anormal paralar dönüyor.
anormal paralar dönüyor yani. Gerçekten aklınızın hayalinizin durabileceği paralar dönüyor o piyasada. Dediğim gibi kimisi var mesela, kimisi böyle şey sanıyor. Aa okey, yani bir otele gitsem bunun 5 katını vereceğim. Ama aynı konumda, aynı yerde, üstelik bir de böyle gayet güzel tasarımlı bir yerde oturabiliyorum oluyorsun. Ama diğerleri... Çok iyi bir yatırım, ne diyorum? Bak 2 ay önceye göre 60 bin... 600 bin lira yaptığın yatırımı 20 yılda çıkartıyorsun. Bu iyi bir yatırım değil. Git şurada hamburgerci aç, bir yılda çıkart, 2 yılda çıkart. Doğru. Yani git Bitcoin al abi. Ama bak Bitcoin'in düşme şansı var. Mesela düştü son 2 ayda. Bu evinde yıkılma şansı var. Hayır, bir ev bana hani yatırım... Hani yaşamak için kesinlikle ev alacaksın. Ne yapacaksın? Hani hayatın boyunca kira da verebilirsin. Tabii canım, kira vermek de çok belli. Evet, kendi başını sokman lazım bir şekilde. Ama yani yatırım için almak bana mantıklı gelmiyor. Yatırım için şöyle bir tane ev, evet çok yani fazla amorti etmiyor ama alacağım kiraya vereceğim, ölme yani yapamazsın. Düzenli kiracı alırsan 2 sene sonra 800 bin yapamazsın, mümkün değil. Bostancı'da 30 yıllık bir binada 3+1 bir ev, 120 metrekare dedi yanlış duymadıysan, 120 metrekare bir ev. Hadi diyelim ki buranın kirasını ben size söyleyeyim, 600 bine mi satılıyor? 6 bin falandır buranın kirası aylık. Aylık 6 bin falandır ki o da böyle şeyin çok yüksek bir fiyattan veriyorum bu arada. Şu 6 bin falan vardır buranın kirası. 4-5 bin olduğunu, 4 bin olduğunu hiç zannetmem. 3 bin mi kirası? Kirası 3 bin mi? Neredeymiş bu 3000'lik evler? Ben bir ara deli gibi İstanbul'dan ev bakıyordum. Allah belamı versin ki bundan çok daha kötüleri. Çok daha kötüleri 4000'e 5000'e gidiyordu. Adam 3 mü dedi? 3. Bir de 3000 mi kirası? Kirası 3000 mi? Kaç senede amorti edersiniz? Hadi her senede diyelim ki kiranın ne kadar zam yapılıyordu bilmiyorum, hiç ev sahibi olmadım. Hiç ev sahibi olmadığım için bilmiyorum. Hadi 250 falan, 250-300 de biriktirsen hiç mantıklı bir yatırım gibi gelmiyor. Onun yerine git mesela dolar al, euro al, bitcoin al dediği gibi. Al da al yani, onları tut kenarda. Ama olursa 10 tane evin o zaman. Olsa abi keşke yani. Verin ve herkes bir tane işi bak. Takipçilerimizden herkes bir tane bir evini üstüme yapsa benim. Güzel. Yaşadın. O ya. zaman gayrimenkul zengini olacağım. Hiçbir şeyim yok lan benim. Ben ne yapıyorum lan? Şimdi pahalı evimizin önüne geldik ama öncesinde kanalımıza bu videoyu izleyip de abone olmayanlar varsa eğer, biliyorsunuz onları tek tek bulup dövüyoruz. Böyle bir hizmetimiz var. Hatta abone olmayan... Hadi. Boks öğreniyorum bu ara. Hadi. Boks öğreniyorum. Tekniğine bak. Hadi. Mekan Kütahya. Hadi. Ölene kadar olmayacağım. Bu muhabbet aşırı hoşuma gidiyor. Bu muhabbet. Anlayanlara bir de dava açıyoruz üstüne. Dava mı? Şey. Yasal değil mi bu? Ben açıyorum. Ne yapıyorsanız artık pahalı evimize geçmeden önce abone olmayanlar abone oluyor. Öyle geçiyoruz. Peki arkamızda felaket bir şey var. Bu ev 85 milyar TL. Demesi bile komik değil mi bunu? İnanılmaz bir yer. Yani içerisinde milli bir park var. Bir Maçka Parkı kadar bir park var içerisinde. İşte süs havuzları, normal havuzlar, işte manzarası zaten inanılmaz. Beykoz Otağtepe'deyiz. Burası. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyor Zürt tesellisi geliyor. Ama böyle yerler hiç ev gibi hissettirmiyor bana. Ama mesela o tiny house çok okeydi benim için. Çünkü böyle küçük, sıcak, cozy bir ortam var. Ya yani orası böyle hani sıcacık. Aile hissettiriyor. Anladın mı? Ya böyle sanki ailemin evine gitmişim. Böyle kıyma yok evde ve böyle patates yemeği yapmışız ve yemişiz yanında yoğurtla beraber. Mesela orası öyleyse ama bura bana ev gibi hissettirmiyor. Yani burada yani bilmiyorum, hissettirmiyorum. Ev sıcaklığı yok buranın.
artı müstakil bir malikane değil mi bu? Yes. Yanımızda da portföy sahibimiz, Türkiye'nin en meşhur hatta dünyanın en meşhur emlakçılarından Evrim Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Orkuncum. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Emlakçıya şimdi nedir özelliği? Yani bir evi 85 milyon TL yapan şey o nedir? Çok fazla etken var. İşte mesela örnek veriyorum, arsanın büyüklüğü. Mesela 1,5 dönüm arsa içerisinde. Evin peki metre? Abi emlakçılık böyle öğretmenlerin emekli olduktan sonra yaptığı bir meslek grubu değil mi ya? Emlakçılık bu iş değil mi emlakçılık? Emlakçılık bu abi. Bu da emlakçılık o ki. Ama inanamıyorum, şok içindeyim. Ömrümde ilk kez böyle emlakçı gördüm. Sübhanallah. Gördüm Max yani en böyle üst segmentten giden kişi. Nimp Bey'e hoş geldin. En üst segmentten gördüğüm kişi Allah var Enes Bey'di mesela. Yani işte o Amerika'daki evleri gezdiren. Metrekaresine kadar. Evimiz kapalı alanımız yaklaşık 1000 metrekare artı ekstradan bir 1000 metrekare kapalı alanımız var. Orada yani kapalı yüzme havuzu, bowling salonu vesaire yapılmasına uygun bir yerimiz nerede var. Nerede o ya? Hepsini bakacağız, hepsini göreceğiz. Bu kapalı kapıların ardında. Bir dakika ben açıyorum o zaman. Ben az önce bu açıldı bayağı şaşırdım. Garip yani. Niye şaşırdın? Kapı açtım. Eve açıyorsun kapıyı. Başka bir... Orkun kapıya mı açın yani biz de şimdi burada yani. Orkun ışıtma asla yani cihaz atmak istemiyorum ama abi açılsın diye yapılmış yani. Bunu anlamayacak ne var? Bir ormana giriyorsun gibi, başka bir biyoma giriyorsun sanki. Yani kendisi bir mahalle boyutunda. Bizim mahalle bu kadar zaten. Ne kadar hocam? Kimin Beylikdüzü'nün merkez mahallesine kaç metrekare zaten? Burası elim ayağımı koyacak yer bulamadım. Böyle bir eve girmediğim için nereye koysam diye bakıyorum. Süs havuzları dikkatimizi çekiyor. 3 tane süs havuzumuz var, bir tane yüzme havuzumuz var. Su masrafı batırdı zaten şu an beni. Ama biliyorsun ki insan için en büyük terapi su sesidir. Biliyorsun su sesi, para sesi. Ya yürü git musluğacı. Allah Allah. Sabaha kadar musluk açık o zaman yani Allah Allah ne alaka abi. Musluğa da gerek yok. Musluğa al. Huzurlanın lan köpek. Özür kâbırmış ki. Al kar bak. Oğlum sinirlerim bozuldu ya. Para var mı yakınımda bir yerde? Şu yakınımda para yok, yoksa size para ses çıkartır onu da huzurunu yaşatırdım. Paranın sesi mi varmış? Ben şu an bunu şey yaptım yani. Kesinlikle benim cebimdeki para bu arada şey yapıyor yani. Ses çıkarıyor bence de şey şeklinde. İskender söyle, Beyti söyle. Beni Beyti'ye harca. Harca beni. Harca beni. Beni Beyti'ye harca. Kendine 24. tişörtünü de sipariş vermek için harca beni falan diye konuşuyor kesinlikle. Ama yani onun dışında bir sesi yok yani kendisinin. Diğerini sen söyleyeceksin. Diğeri ne sesi? Ben bilmiyorum onu çünkü. Ne şimdi sesi abi? Birazcık ben yorumlarıma başlıyorum. Ben de YouTube'un Seda Sayan'ıyım ulan. Sesi mi? Yani ben bahçeyi daha iyi değerlendirirdim. Kesinlikle burada zibil zibil farklı oturma alanı olması lazım bence. Ama şöyle bir durum var. Bu bahsetmiş olduğum oturma gruplarını sere serpe koyabilirsin. Zaten burada mal sahibi yaşamıyor. Hı. Mal sahibi bundan daha büyük bir malikanesi var. Orkuncuğum kendisi burayı hafta sonu arada mangal yapmak için, misafirlerini ağırlamak için, bazen işte dizi çekimleri, sen mesela geldin hani burasına, buraya talip oldun. İnan onun için açın. Bir mangal için bu kadar masrafa gerek var mıydı peki bir mangal için? Bir mangal için bu kadar lükse gerek var mıydı? Def olursun gidersin bir tane böyle piknik yapılabilen alana. Serersin yani sere serpe oturursun. Yaparsın mangalını. Buna rağmen oldukça bakımlı. Ya kenarda 85 milyon lira yatıyor mu şu an yani burada? Nereye gidelim? Buradan mı gidelim?
Mesela çok fazla şeylere rastlıyoruz burada. Özel ressamlar getirtip yapılmış. Bak buradan ben şu an ikinci köprünün direkt olarak şeyi görüyorum. Ki en üst kattan terastan da göreceğiz ve Türk bayrağı da orada. Senin ikinci köprüyü görmen böyle hani kısmi deniz manzaralı evlere çok benziyor. Hayır, biz denizi burada görüyoruz. Hayır, deniz burada. Hayır, tamam da yani hani köprü manzaralı değil. Üst kata çıktığımız zaman köprüyle şeysin, seslenebilirsin. Aa. 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 Kaç dakikada bağlanıyorum köprüye burada? 3 dakika. İyiymiş. İşte 3 dakika. Bu önemli. İyiymiş. Metroya aklına yakın mı? Seslenebilirsin derken nasıl oluyor yani o? Aa! 34 TK 305. Farını yap köpek falan diye bağırıyor. Ne yapıyorsun abi? Ne yap? Bunun zevki de bu mu mesela? Sollama lan falan mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Köprüyü mü satmaya çalışıyoruz oradan? Yani işte çatıda 13 dakikaymış köprü, ne bileyim ben, anlamadım. Uçarak mı iniyorum? Hayır. Hani metrobüs, hani metro, hani toplu taşıma? Ben mesela 10 milyon dolarım varsa bir tane helikopterim oluversin. Bok, metrobüs yakındaysa tutulmaz burası, ben size söyleyeyim. Bok. Mümkün değil. Mümkün değil abi ya. Metrobüsle her yere kaç dakikada gidiyorsun? Gerçekten helikopter gibi araç. Metrobüsle o mis gibi çıkı çıkı. Vallahi ha. Misler gibi gidiyorsun abi. Hiç uğraşamam. Evet doğru. Helikopter pistimiz var mı? Helikopter pistimiz yok Orkuncum ama yapılır herhalde. Aynen öyle. Aynen. Hatta şöyle. Mesela şu alan belki bir tanesini şuraya koyarız. Bir tanesini şuraya koyarız. Ben iki helikopter olmadan yapamıyorum çünkü kısa mesafe helikopteriyle uzun mesafe helikopterleri farklı oluyor. Doğru. Şu banka oturamıyorsun mesela. O dekor zaten. Ulan bahçede niye oturamıyorum? Çünkü orada bu yaşanmıyor. Bu sadece oraya dekor olarak konmuş. Doğru söylüyorsun. Direkt mal sahibine söylüyoruz bu konuyu. Şu ne? Orada mangal yapıyoruz. Bence bu evde mangalın tadının biraz daha güzel oluyor olması lazım. Efsane. Eti daha güzelleştiriyor olması lazım. 85 milyonluk bir evin eti zaten ye doyum olmuyor. Tabii. Böyle bir şey yok burada yani. Burada Wagyu altında et yenmiyor. Altınlı Kobe eti altında et yenmiyor bu evde arkadaş. Geldik Güzide bir havuz. Adana ya şu kebap sütunlar ya, güzel. No yani Adana şu kebap. Aslan kafası bak. Özal dönemi zengin şeyi kapı kolu. Objesi doğru. Aa, şimdi bak her yerde aslan göreceksin. Aslan ve kartal biliyorsun, kartal da onlardan bir tanesidir. Bu ev... Galatasaraylı siyasetçi düşünüyorum şu anda bir saniye. Galatasaraylı iyi gelir elde eden siyasi düşünüyorum. Galata Acun Ilıcalı olamaz, Acun Ilıcalı Fenerbahçeli çünkü mümkün değil. Acun Ilıcalı'nın değil. Şey yanlış bilmiyorsam eğer Trabzonsporlu o zengin Ali Ağoğlu denen adam. O da değil. Rasim Ozan Kütahyalı'nın olamaz burası. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü bundan daha büyük bir malikanede yaşayıp hani burayı mangal için kullanmaz Rasim Ozan Kütahyalı. Bunu düşüneceğim. Ev kaç yıllık bu arada? Onu da söyleyelim. Bu ev 15 yıllık. Saçma 15. Korelasyonunu evet, kurmaya çalışıyoruz göre bu arada. Şimdi mesela bize burada tapınak şövalyeleri karşılıyor. Niye? Çünkü burada bir kültür mozaiği yapılmış. Bu çok başka bir şey. Mesela aslanları yine görüyorsun. Hatta dedin ya tokmaklarda bile olur diye. Evet. Birçok detay var. Mesela objelerin hepsinin anlamları kendine münhasır. Ya bu ev çok ne gibi biliyor musunuz? Param var ama çok da zevkli de değilim. Ya da zevklerim bir garip evi gibi. Yani bana öyle gibi geliyor en azından. Çünkü benim mesela 85 milyon liralık böyle bir ev yaptırabilme fırsatım olacak. Bu evi yaptırmam ben. Bu evi mesela nasıl bir ev yaptırırım biliyor musunuz? Net böyle bir ev yaptırırım. Çok net. O kadar güzel ki çünkü. Güzel. Ya benim bana hiç itaat yani 20 yıl önce bu modaydı. Aslanlar, şövalyeler, işte değil kartal gibi. Bilmem hala nesi. Hala moda inan bana. Beni içeride ne bekliyor Evrim? Çok büyük sürprizler bekliyor Orkun, hazır ol. Altın varak fobisi var bende. Böyle altın bende köşeler görünce gözüm seyirmeye başlıyor. O zaman varak gözüm çok seyirecek. Çünkü burada normal obje yok. Ben böyle gezeceğim bundan sonra bütün video. Ay hadi girelim. Hadi girelim. Dur hadi. Burada kapı böyle açılıyor. Thank you.
Evet, altın varaklarla başladık. Aynen öyle. Burada görmüş olduğun her şey altın kaplama. Her şey. Bursa Nilüfer'den Şeyda'ya konuk oluyoruz. Dördüncü gün Şeyda. Haftanın dördüncü gününde Bursa Nilüfer'den Şeyda'ya konuk olacağız. Aslen de Bursalı olan gelinimiz 26 yaşında, 7 yıllık evli. 6 yaşında Berra adında bir kızı olan yarışmacımız mutfakta vakit geçirmeyi çok sevse de bulaşık yıkamayı hiç sevmiyor. Nasıl kısmını açmak istiyorum bir dakika. Nerede altın varaklarla karşıladığı kısım nerede kendisinin? Hmm, işte oh yeah. Hallelujah. Çok abartı daha. Burası böyleyse içerisini çok merak ediyorum. Merak edin bence de. Yani bu aynalar, bu avize. Daha ilk girişte sarılar. Her yerim sarı. Sonuçta karışık bir rengim yok sizin gibi. Şu telefon ne? Antika gibi sanki biraz değil mi kızlar sizce? Allah'ım bu arada bir şey söyleyeceğim yani en kötü RP'nin yapıldığı bölüm. Gelinim. Efendim Yunus 200 bin çıkan hocam ya senin kanalın mutlaka bir bilen vardır diye soruyorum. Kardeşim benim terasın mahallenin tüm kuşların yuvası sana haftalık pislik temizliği yaparken yanlışlıkla yavru bir kuşu yanlışlıkla demirlere sıkıştırınca kuşu kurtarmak için hemen üstündeki demirleri kaldırıp kuşu elime aldım ama biraz önce gidip baktım kuş farklı bir dibe sığınmıştı. Hala orada annesi terk etmiş olabilir mi? Kafayı yiyeceğim içeri almam daha mı iyi bir kutuya koyup kendim mi beslesem? Birisi Allah aşkına kuşlardan anlayan birisi Yunus'a ulaşabilir mi? Ne olur? Efendim Jajan Asfiri bu arada bir tane link. Aaa bu! Gerçekten bu ev. Kimin abi bu ev? Kimin ya bu ev? Müze gibi. Ev müze gibi gerçekten ya. Medeniyetler müzesi ya. Ne bu? Sevmiyorum böyle evleri ya. Bana çok korkunç. Bu şatafat bana korkunç insanları hatırlatıyor biliyor musunuz? Gerçekten öyle ama. O yüzden o kadar sevmiyorum ki. O kadar sevmiyorum ki böyle evleri. Bak tekrardan söylüyorum. Ne olur Yunus TRNGL'ye kuşlardan anlayan birisi ulaşabilir mi özelden? Ay dur sesi kıstık bayağıdır. Çok özür diliyorum. Başla. Hadi bakalım. Gidelim. Dur burada kapı böyle açılıyor. Evet, altın varaklarla başladık. Aynen öyle. Burada görmüş olduğun her şey altın kaplama. Her şey. Ha, asansörümüz var. Aa, asansörümüz var. Peki. Yani bak asansörün mesela etrafı da böyle. Tabii, altın varaklı. İçi de aynı şekilde. Her şeyimiz de öyle. Evde böyle hani şey altın varakla sanki bütün objeler öne çıkarılmak, vurgulanmak istenmiş sanki. Yani bak asansör var. Param var altın demek işte. Varaklı anladın mı? Benim param var demek işte. Yakalayacağım. Ben sana burayı satacağım. Bak göreceksin. Bana burayı satma ama neyle alacağım? Şimdi bak burada bakılacak çok fazla var. Mesela burada bu kartal objeleri yıkılıyor. Görüldüğü üzere her bir köşede o büyük kartal objeleri aslında bir bütünlük sağlıyor. Niye? Kartal biliyorsun güç simgesi. Ve bu görmüş olduğun hepsi Topkapı Sarayı'ndaki o ustalar vesaire yaptı. Hani sen şu an tiye alıyorsun ama bu özellikle hepsi handmade yani el yapımı. Yok ben bir emek olduğunu farkındayım ama benim zevkime hitap eden bir emek değil. Evet. Şimdi bizim mesela burada iki tane karşılıklı odamız var. Mesela bu odamızdan başlayalım. Burası müştemilat mı? Evet. Handmade yani el yapımı. Love yani aşk.
yardımcı odası gibi. Şimdi mesela hepsinde işte tuvalet, banyosu vesaire var. Kadın bu arada yüksek ihtimalle global, yani yabancılara da yüksek ihtimalle kendisi emlak danışmanlığı yaptığı için çok normal bu arada karıştırması. Çünkü işi bu. İş hayatında da yani İngilizce ağırlıklı olarak kullanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hem Araplar hem Avrupa ülkelerinden gelen insanlar İstanbul'dan baya baya çok ciddi ciddi ev satın alıyorlar efendim. İstanbul'dan biz Türkler ev satın alamıyoruz. Öyle. Bakalım. 35 yıl önceki tuvalet yani duruyor. Diğer standart odamıza bakalım. Bu güzelmiş. Tabii tabii. Çift efsane. Bak, bu. Ayaklara bak, ne diyorsun Orkun? Bak bunu gibi çok rastlayacağız. Ne bu abi? Tabii bak, bu çok önemli bir detay. Evet, değişik bu. Bu misafir odamız mı? Evet evet. Gelen konuklar buraya gelip şey yapması için işte. Konaklaması için. Sen söyleyeceğim, ben söyleyeyim mi? Hayır. Havasız kalmış diyebiliriz. Böyle bir hani şey var, nemli bir koku var. Duvar kağıtlarını direkt çıkaralım bence. Duvardan çıkmış kendisi de. Bu katımız sadece dinlenmek ve relax olmak için Orkuncu. Wow. Aslında burası 5 yıldızlı bir otel standartlarının spası şeklinde dizayn edilmiş. Şurası güzelmiş. Omuzluk şeyi de çok güzelmiş de. Bu ne abi ya? Kim oturuyor burada? Kleopatra mı oturuyor ya burada? Kimin lan bu ev? Kimin bu ev? Bak şu şahsın evi mi bu? Göstereceğim. Bence bu şahsın bu ev, geliyor. Akla başka kimse niye yanmıyor bu kibritler? Nemli midir, Bizans malı mıdır nedir? Ne babamı? Ne babamı? 20 dakika daha beklesin demek. Ben şimdi ulaştığımda Doğurmanın ve Bizans'ın yer altı ve yer üstü alemlerini zırhalı 16. Metrus. Hepsini öldürün. Vay be, çok akıllıca. Ay kız anne, vallahi çok kötüsün. Hepiniz öleceksiniz. Gitmeden önce mutlaka uğra. Yalan söyleme kahpe. İmparator olma. Canım, kolay mı sandın? Detayı. Yine Rolls Royce tavan görüyorum. Bıktım, şu Rolls Royce tavan görünce gözüm seyiriyor doğru, artık. Doğru. Bunun doğru. Bunun adı Rolls Royce tavan mı? Bizim senin için o bu hani güzel bir rahat duruyor ama. Ama ne? Bunu alıp eve götürürdün yani. Benim eşim bunu asla eve sokmaz. Neden? Çok renkli. Çok turuncu böyle hani. Çok turuncu. Ayaklar nasıl? Aa, ayak yine. Ayaklar çok tatlı, ben sevdim. Orkun'un hiç beğenmedi evi. Bu ama özel yapım mı, hazır? Her şey burada özel yapım. Şimdi hani tamam, kadının da şevkini kırmamak için söylemiyor aslında. Orkun evi asla beğenmedi. Bu güzel bir kapıymış. Yani. Fas yıkılık bir beraberce şöyle. Ay bir şey söyleyeyim size. Hamam. Gerçekten ben yemin ediyorum abi, kahpe Bizans bir ev olsaydı bu ev olurdu yani. İnanılmaz. Kahpe Bizans diye film var ya, bildiğin yemin ediyorum o bir ev olsaydı bu ev olurdu abi. Ne gaziydi? Bir şey gider gazi miydi? Gider gazinin mi öyleydi? Yani böyle şey oluyor da Battal Gazi. Battal Gazi bir kapıya bağlanırdı. Bol kapı işte. Burası da. Aa ama bak şeyi çok güzel. Bak şu musluk bayağı iyiymiş. Her yerde o kadar fazla detay var ki. Bak şurada mesela yerde Versace şeyi detayı var. Seramik, fayans. Abi şuna bakar mısın? Bunlar gerçek altın değil ama. Altın kaplama. Tamam. Her şey altın kaplama. Bu arada bu detayları atlamayalım lütfen. Şimdi biz önce salonumuza böyle bir bakalım. Peki mobilya seçimleri niye yani bu şekilde? Haklısın bu konuda. Çünkü ev kullanılmıyor diyeceğim. Yine çok şey olacak. Bak şimdi mesela bizim aslanlı objelerimiz yine burada var. Mesela şu masa sandalyelerimiz. Bak yine ayak objelerimiz. Ha, ayaklar, yine koltuklarda. Evet. Bak şu antika objelerimizden bir tanesi. Mesela sen telefonla görüşmek istediğin zaman. Bunda direkt Graham'a bağlanıyor. Direkt zaten. Graham Bell diyor ve ilk alo'yu duyuyoruz oradan. Aynı şekilde mesela kartal objelerimiz yine var. Aslında burada kültür mozaiği yaşanmış. Şurada raflar yine. Altın kaplama. Bir yerde altın. Altından kaçınılır. Mesela Enes abim gezdirse bu evi şöyle der, this is incredible. Her köşesinde der, bu köşede ayrı der, öbür köşede ayrı der, şu köşede ayrı der. Olabilirmiş. Kaçınılmayan bir yer görmedim çünkü. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Full Versace. Peki bir dakika, bu ev yapılırken... Günlük kiralık ev gibi abi ya, ama iyi bir fiyattan yani. Ay çok kötü, kusura bakmayın yani, kim yaptıysa döşemesinin detayını okey tamam. Kesinlikle ve kesinlikle ben anlıyorum. El yapımı tavanlar olabilir,
ne bileyim işte dolapların üzerindeki o armalara falan filana kadar çok çok dikkat etmiş olabilirsiniz ama yani burası çok üst segment bir günlük kiralık ev odası gibi yer. Ben girişte kalpli ayna gördüm. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Full Versace. Allah aşkına şu ödülleri bir çeksek de kime ait olduğunu bir görsek. Param olsa asla burayı almam. Mümkün değil. Bak o kadar açık ben söylüyorum, mümkün değil. Peki bir dakika, bu ev yapılırken yapan kişi kendisi oturmak amacıyla mı yapmış? Bunlar hatta seçilmiş. Hatta mimar girip yapmış buraları. O mimar... Hangi mimar abi? Söyleyin de hiçbir şekilde çalışmayak ya. Hani bir gün bir yerde bir tane Mimar Sinan. Mimar Sinan olamaz bu arada. Mimar Sinan ne kadar zarif yapılar yapıyor. Ne kadar güzel yapılar yapıyor. Zarif duruyor. Yaptığı yapılar onun. En ince detayına kadar güzel duruyor onun yaptığı yapılar. Açık öğretim mimar mı olabilir Zuhal, doğru söylüyorsun. Yok yani kusura bakma. Ya acaba diyorum hani zevkimiz... Allah aşkına şunu rica edebilir miyim? Ailesi böyle 65 doğumlu olan, 70 doğumlu olan falan insanlar varsa chatimizde. 2 saniye bak çok bir şey değil. Yani böyle sinirli tipler de değillerse 2 dakikalığına bir getirip şu yatak odasını bir gösterir misiniz, beğenecekler mi? Ya da yanınızdaysa söylesenize. Bir gösterin sadece. Sadece gösterin nasıl buldun deyin şu evi. Nasıl sizce falan deyin. 75 olur olur 75 de olur. İğrenç diyor. İğrenç diyor. Anneannem var diyor. Aa anneannene sor. Anneanne daha da iyi bu arada anneanne. Ya da bilmiyorum çetimizde 65 doğumlu bir tek annem olabilir. Anne nasıl buldun bu evi? Görmemişler dedi babam. Yani okey abi o zaman bu genel olarak. Tamam genel olarak tercih edilmeyen bir bu mimarın adı verilsin ki bu mimarın hiç kimse çalışmasın. Kim beğenebilir biliyor musun? Çünkü roman kültüründe de vardır mesela bu şatafat. İşte bu kadar altın renkli şeyler. İşte pembe yatak örtüleri, pembe bilmem neler falan filan. Romanlara hitap edebilir belki çünkü onların kültüründe de bu var. Yani kültüründe benim param var. Ve bende ne kadar para varsa ben bunun hepsini göstermeliyim var mesela. Anneme soruyor dedi. Mimarla bir tanışmak isterim. Tabii onunla next step yapalım. Soracağım şeyler var çünkü yani. Çok teşekkür ederim efendim. Hayır insan oturası gelir. Çok koltuk sanarsın. Oturum, duvara oturmaya çalışırsın olur mu? Olur yani bilemezsin. Ve tek bir salona çıkıyor. Yukarıya bir tane daha mı salon var? Yes. Ben manzarasını inanılmaz merak ediyorum. Çok iyi dediler. Bakalım bakalım. Evet. Çok iyi dediler. Şakayı aldınız mı? Ben oradan kelime şakası çıkardım. Burası çok iyi. Normalde Anadolu yakasından bir ev aldığında Avrupa yakasını görürsün ve köprüye bakarken de oturumun ya sol cephededir ya da sağ cephededir Avrupa yakasındayken de. Fakat burada evin oturumu direkt köprüye doğru. Dolayısıyla sen bütün boğaz hattını bak. Şu birinci köprünün altına bakar mısın? Orada Kız Kulesi'ni bile görebileceksin. Evet, çok iyi. Tam boğazın böyle... Ne fark eder abi? Ben ada vapuru muyum? Ben bütün hatları görüyorum. Vapurum gözcü kulesi miyim? Gözcü kulesi miyim? Ayrıca köprü 3 dakikadan hala daha şeyi anlayamadım. Bak ciddi söylüyorum size hala daha nereden 3 dakika çözemedim. Hangi köprüyü 3 dakikadayız şu anda? Kule görmek istesem şehir hatlarına binerim. İyi. Böyle en sonundan başına kadar görebiliyorsun. İki yakayı da çok fark net görüyorsun. Manzarası evet, çok mükemmel tabii. Yani. Hadi gel terasa çıkalım. Gel çıkalım. Buraya girince zaman yok yani. Şimdi gel bakalım. Şimdi İstanbul ayaklarımızın altında. Siz sana bahsettiğim şu köprünün esprisini yaptığımız için al. Yok ev bayağı buradaymış. Bak köprü manzaralı al. Bak burada gördün mü? Evin lokasyonu ve manzarası. Manzara çok güzel evet. Yani evet 85 milyon lira şu manzara desen okey bence. Zaten senin için bir indirim yapabilir. Bir küçük bir şeyler yapabilir. Yapar mısın? Evet düşünebilirim aynen öyle. Küçük şeyler ne abi? Tam karşında ne var? Al işte. Napolyon. Bak şimdi Napolyon burada para derken karşı...
Pembe Erdağ'ın evi abi burası. Pembe Erdağ'ın evi. Cennet Mahallesi'ne. Ben şimdi çözdüm. Çünkü bilirsiniz de, bilirsiniz ki kendisinin en sevdiği birinci insan Napolyon Bonaparte'tı. Ne demiş? Para, para, para demiş. Gerçekten. O yüzden mesela bir onu çok severdi. İki de doların üstündeki şahıs. Pembe Erdağ'ın evi burası. Evet. Yani daha açık bir şey yok zaten. Ya bu arada şu an var sanat tarihi okuyanlar saç baş yoluyorlar yani benim şu anda bu yayında bu tabloları görünce falan verdiğim tepkileri insanlar yüksek ama gerçekten saç baş yoluyorlardır. Sinir krizi çünkü. Cehaletim. Cehaletimde şu anda sinir krizi parçalıyorum. İşte böyle sinir hücrelerinizle oynayacağım sanat tarihçiler. Ne ki bu? Bir tane Napolyon bir şey yani resmi yapmış hiç yani. Onu oraya asmış da bilmem kaç para almış. Yok be bizde böyle dalga. Aa gerçekten mi? Sanat tarih ortamlarında da mı dalga? Karşındaki efsane manzara ve diyorsun ki ben de burada bittim diyorsun. Burada close'u yapıyorum ben. Diyorum ki mevcut paran varsa işte buraya sahibi olabiliyorsun. İşte bu kapitalizmde böyle en üst noktaya ulaştığınız zaman böyle şeyler oluyormuş. Ya burası çok keyifli bir oda. Aa, buraya bunun, laf yok. Bunun man- Ya birkaç detay tabii ki de eksik. İşte lovely yastık olsun. Pardon. Lovely kartonet olsun. Havlu sanatı olsun. Mumlar güller olsun. Ama yani çok okey yatak başlığıyla. Ortamıyla falan filan. Aşırı okey biliyor musunuz? Manzarası evdeki en iyi manzara burada. Yani ben olsaydım bu odayı yatak odasını daha büyük yapıp içine de tuvaletini de koyup burayı ana yatak odası yapardım. Çok güzel burası. Böyle uyandığını düşün. Bak şunlar nasıl korkunç. Mesela minyatür işlenmiş. Daha sonrasında da usta gelip buraya resmi çizmiş. Bak. Biraz da aslında şey de var galiba. Bu fiyat çok artınca herhalde evlerde bu böyle oluyor. Evde böyle hikayesi olan anlatacak yapılar olması lazım ki biri geldiğinde böyle şey diyebilesin. Böyle işte bunu yapan adam kör oldu. İşte bunu yapan adamdan dünyada bir tane vardı. İşte biz buna 5 milyon dolar vermiştik. O adam öldü falan. Doğru doğru. Gerçekten öyle. Doğru söylüyorsun. Mesela ben bunu yalılarımda falan da rastlıyorum. Benim şey yalıda ya. Öyle bir şey yok ya. Bizim yalı öyle değil. Hiçbir şey yok. Gayet sade. Evet boş. Anlatacak bir şey de yok. Yok. Önemli olan içindeki insan. Wow. O zaten hiç paha biçilemez. Evet. Şimdi mesela bu ev 85 milyon ama içinde kim yaşıyor? Kim yaşıyor içinde? Bunun içinde bir pee queen var mı mesela? Var mı bu evin içinde? Yok. Yok. Yok yani. Bunun içerisinde mesela bir Arto yaşıyor mu? Yaşamıyor. Yaşamıyor. Bir Samet Liçina var mı bu evin içinde? Yok. Yok. Bu ev burada böyle 85 milyona dursa ne, durmasa ne? Ne yani? 85 milyon milyar TL'lik evi gezdik. Şimdi ben genel bir yorum yapacağım. Tamam peki dinliyorum. Evin manzarası, konumu mükemmel. Evin zevki bahçesi harika. Senin tarzın değil. Ben şunu düşünüyorum. Yani biri alsa bu evi bence bayağı bir içeride bir modifikasyon, bir tadilat evet, yapar var. Bence. Evet, tadilata ihtiyacı var. Çünkü bak herkesin ben yeri geliyor gerçekten milyonlarca dolarlık böyle ev satışlarında. Ev tam benim kalemim fakat diyor ki ben baştan sona yıkacağım. Mesela böyle popüler bir isim vardı bir popçu. Dedi ki hayır ben iş
hiçbir şekilde istemiyorum ve natamam hale getirdi. Evi baştan sona soydum. Aynen senin de dediğin gibi lokasyon, manzara ve şu anda bulunduğumuz pozisyon. Bak arkamız mesela bahçe. Bak şehrin ortasındayız. Hani sen dalga geçtin ya ikinci köprüye yakın diye. Bak 3 dakikada köprüye bağlanabiliyoruz ama yok çok sakin, gürültü, çok evet, hiçbir şey yok yani. Gerçekten relax. Ormanın içinde yaşıyorsun. Şimdi şu burada çocukların koşturuyor. Güvenli değil mi? Ay, çok. Mesela şu anda da öyleydi. Ziyagil korusu da öyleydi ki Sarıyer'de yani caddenin üstündeydi Ziyagil yalısı. Ama arka taraf full koru mesela. Oraya hiç ses mesi gelmiyordu. Orası da sakindi. Demiden dolayı insanlar ortak havuza çocuklarını sokamıyor. Sen burada kendin ayrı havuzuna sokabiliyorsun. Evet. Tek kare maçını yap. Var. Helikopter pistini kur. Yapabilirsin. Var. Yapabilirsin. Tamam alıyorum ben o zaman. Ver hadi. 10 vermem. Tamam en son 5. Şu bak bir şey söyleyeyim mi? Orkun'un alabileceği alanı göstereceğim size. Bak şu gül ağacını alabilirsin. Zengin o gül ağacı. İşte arada falan buluşsak olmaz mı? Ama 7,5 milyon dolara vermedi. 5 ile 1 arasında mı buluşuyoruz? 5 ile 10 arasında. Olmaz. Teşekkürler Evrim bu arada. Ben teşekkür ediyorum Orkuncuğum. Çok güzeldi gerçekten, çok enteresan. Evet, bugün ne yaptık? 75 bin TL'lik, 650 bin TL'lik ve 85 milyon TL'lik 3 tane ev gezdik. Valla dolar uçmuş, enflasyon uçmuş, ev fiyatları inanılmaz uçmuş. Yani ben sadece arabalar uçtu sanıyordum hiç ev bakmadığım için ama ev fiyatları da maalesef bayağı uçmuş. İlk defa galiba bir sonradan görme videosunda favorim olmayacak. Çünkü pahalı. Hiç. Bu insanların suçu da değil ki gerçekten ev fiyatları uçmuş. Bence ev almak en azından benim için mümkün değil ve insanlar nasıl ev alıyor, nasıl bu 100 milyon TL'lik evleri alıyorlar? Hani geçtim 5-10 milyon TL'lik evleri. 100 milyon TL insanlar nasıl ev alıyor? Benim hiçbir fikrim yok. Öyle bir para yani kimse de yok sanıyordum ben ama varmış gibi o evler satıldığına göre. Ben hiç hayatımda ev almaya niyetlenemedim. Niyetlenemeyeceğim gibi de görünüyor. Sayın ev fiyatlarına buradan sevgiler. Evi olanlar da nasıl aldı Allah aşkına evini yorum olarak atsın videoya. Evet. Daha fazla ya. Sonradan görme serisinde video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bildiğim kadarıyla Orkun da 90 kaçtı? 94, 95 doğumlu muydu Orkun? Allah aşkına ben ciddi ciddi şunu sormak istiyorum. Yani bizim nesilden olup da ev alabilen var mı abi? Şimdi 96, 95, 92, 90. Ya evet ben çalıştım, paramı da kenara attım ve ev alabildim diyen var mı? Ki bak ben şunu söylüyorum ki Orkun da bildiğim kadar öyle. Mesela ben de öyleyim. Yani hani biz hani sosyal medya içerisinde iş yapan insanlar olarak tabii ki de hani iyi de kazanıyoruz, kötü de kazanmıyoruz. Ama mesela bizim belimizi ne büküyor diye sor. Mesela yani süpürgelesen, halı altına atsan, oradan eksik etsen, buradan eksik etsen alabilirsin. Ama mesela vergi ödediğin için gerçekten kenarda bir şeyin hakikaten kalmıyor. Keşke kalsa yani. Hani böyle şey yapabilecek kadar kalmıyor, anladın mı? İşte ne bileyim atıyorum işte ya 2 sene sonra evimi alırım. Bunluk bir paran kalmıyor. Ki bak tekrardan söylüyorum. Ben hani iyi bir gelir grubunda kazanan insanım yani bundan bahsediyorum. İyi bir muhasebeci bulursanız mesela benim muhasebem çok iyi. Abi çok iyi olduğu için mesela biz hiç şey yapmıyoruz. Dedik ki oturduk en başında. Dedik ki böyle böyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. Bu kaçmayacak, şu sarkmayacak, bilmem ne olmayacak dedik. Vallahi çatır 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 kuruşu kuruşuna her şeyini veriyoruz mesela. Bence dünyanın en iyi muhasebecisi. Vergi ke ödemiş ke. Gerçekten çok zor ya.